Evet ve günün son karşılaşması, günün derbisi için seçim yasaklama ekranına da geçtik. İki takım da 7'ye 5 durumdalar. Dolayısıyla iki takım için de önemli bir mücadele ve Syndra ile Volibear gayet meta yasaklamalarıyla başladık. Evet tabii Syndra Blue'nun yani başka takımlara karşı yasaklamayı istemeseniz bile bazen Blue'ya karşı genelde yasaklamayı tercih edilen şampiyonlardan bir tanesi. Nidalee yine Mojito geçtiğimiz hafta muazzam gözükmüştü. Bakalım set yasaklaması gelecek mi? Setle de iyi gözükmüştü çünkü Mojito. Yoksa farklı bir yasaklamaya mı yönelecekler? Sete belli oranda cevap verebiliyorsunuz. Gerçi cevap verenlerden bir tanesi yasaklandı ama diğeri hala hayatta. Ezreal. O yüzden ben set yasaklamasını pek beklemiyorum. Bakalım Ezreal yasaklaması ilk seçim Aphelios'ta mı sonuçlanacak? Çünkü geçtiğimiz hafta bir eş. Gerçi şimdi baktığımız zaman yine eşi de tercih edebilir Aphelios'a karşı Hades burada ama belki de Ezreal'ı görmek istemiyorlar. Çünkü menziliyle Aphelios'u yenebiliyor Karma gibi bir şampiyonun yanında. Bakalım Karma yasaklanacak mı 1950 Fenerbahçe'den? Karma 5'te 5 yasaklandı. bugün. 5'te 5 oldu. Geçtiğimiz hafta Üsküdar'da orada da görmüştük Karma'yı zaten Fab'ın ellerinde. İlk seçim neyi göreceğiz? Aphelios. Olaf eş. Sanki Olaf yani normalde bu koşullarda aslında eş seçmek daha mantıklı olabilir. Ama eşi kör seçtiğin zaman da işte Malphite cevabı falan geliyor. Oo. Yeni güçlendirmesiyle Karthus geldi. Acaba esneyecek mi? Koridorda mı bekliyorsunuz? Çünkü çok değişiklik var Bak bu Karthus'ta. bakış açısı farklılığını gösterir aslında Beşiktaş'ın. Bütün maçlarda hiç yasaklamaya da seçmeye olmadı. Yasaklama Karthus. aldı bu arada. Bir tane almış mıydı? Gerçi o hedef yasaklamaydı doğru. Ama yani şu anda ilk seçime önem verecek kadar almaları hayli ilginç. Esnetebileceklerse bu arada mantıklı. Esnetemeyeceklerse yani direkt olarak ormancı olarak seçtilerse çok iyi bir tercih olduğunu düşünmüyorum ben. Ama esnetebilecekseniz belli oranda belli eşleşmelerde orta koridorda oynayabilecekseniz o zaman çalışır. Graves nasıl bir muamele yapar Karthus'a ormanda? Orada ne yaşarlar? Graves normal koşullarda pek bir şey yapamıyor aslında Karthus. Evet, W'sunu atıyorsunuz. Graves hiçbir şey yapamıyor. Uzaklaşıyoruz. Ki Karthus bir hareket hızı güçlendirmesi de aldı bu yama. 10 hareket hızı arttı. Bak Ama 5 de değil 10 yani. Seviye 1 mesela işte nasıl 1950 Fenerbahçe reaksiyon verecek? Seviye 1'de bir tane bir invade atarsınız. Invade'e uygunsunuzdur. Rakibin ormanına bir girersiniz. İlk buff'ını bir alırsınız Karthus'un. Kırmızısını bir alırsınız. Bütün oyunun şekli değişir. Bunu birkaç 2 hafta önce falan biri deneyip ölmüştü Karthus'a seviye 1'de. Five Run oynuyordu galiba Karthus'u. Ve çok bayağı iyi bir başlangıç olmuştu Karthus adına. Bu arada normalde Senna'nın sevmediği şampiyonlardan bir tanesi Pyke diyecektim. Bu da Senna'nın sevmediği şampiyonlardan bir tanesi. Şimdi her bölgenin Senna'ya karşı farklı bir yaklaşım var. Senna'nın karşısında oynamaya. Senna'yı dürterek yenebilirsiniz. İşte koridorda işte atıyorum Karma ile yenebilirsiniz ama bu LPL yaklaşımı. Senna'nın üzerine Leona ile ya da Nautilus'la işte Mobilitesinin ya da defolarını kullanmak. Pantheon'la falan gitmek. Bakalım ama işte Leona'yı da çok döven şampiyonlardan bir tanesi Bart. Çok fazla yani şimdi yeterince kitle kontrolü var gibi gözüküyor Beşiktaş kompozisyonunun şimdiden Set ve Leona ile birlikte ve arka taraflara iki tane menzilli şampiyonun olduğu noktada önünüzdeki hattı alıp arka tarafa götürmek bu arka saftaki şampiyonlarınızı çok rahatlatır. Bakalım nişancı olarak neyi tercih edecek şimdi burada Beşiktaş? Bu arada bu ikili yani Senna Bard ikilisi ben tek dereceli bir tane adamla denk geldim. 2-3 oyun üst üste denk geldik. İnanılmaz kuvvetli bir alt Evet. koridor aşamasında. Acayip bir baskı kuruyor ikisi. Çünkü şöyle bir özellikler var. İkisi de otomatik saldırıyla dürtebiliyorlar. İkisi de menzile sahip şampiyonlar. İkisinin de iyileştirme etkileri var. İkisinin de kitle kontrolü var. Ama şöyle bir şey var. İşte Set nereye gidecek? Set ormana mı gidecek? Set veya işte ormancı ne olacak? Seviye 2-3 civarlarında uygun bir pattern çizip orman rotası çizip baskın yapabilecek misiniz? Çünkü bir noktada o seviye 2-3'teki avantajı kullanıp sıçralarını alırsanız bir o kadar kolay ittiremeyecekler. Skor alırsanız da işin şekli bambaşka olacak zaten. Alt koridorda bu ikiliye karşı ittirme avantajını aldığınız anda ve orta koridorda ittirebiliyorsanız yürü aşağıya. Orta koridoru ittir, aşağıya yürü. Kule altı. Orada Sürekli Ashe bunu Leona tehdit et. Oynayabilirler hala. Ashe Leona oynayabilirler. İki tane kırılgan şampiyon var. Ve iki tane uzaktan sert kitle kontrolü. Uzaktan sert kitle kontrol var ve Ashe yasaklanmadı şu anda. Verilebilecek bir cevap var Beşiktaş tarafında ama proaktif oynamak zorundasınız. Bir LPL takımı gibi düşünmeniz lazım. Eğer LCK takımı gibi oynarsanız Senna ve Bard'a karşı 40 CS geriye düşersiniz kafadan koridor aşamasında. Bu arada ben Beşiktaş'ın bu Karthus seti birbiri için esnetmesini bekliyorum. Bekletecekler eşleşmelerine göre. Kim rahat ederse orta koridorda hangisi rahat ederse ortaya gidecek, diğeri ormana gidecek bence.
Rise geldi. Evet, bu ne demek oluyor? Bu set orta koridora git aslında evet. Set orta koridora gitmesin diye yapılmış bir çağrı. Evet, aynen öyle. Ama mesela Karthus'a karşı direkt olarak Ryzen çok kolay kazandığı bir eşleşme değil. Çünkü ikisi de çok uzun menzilli şampiyonlar değiller. İkisi de benzer dürtme potansiyellerine sahipler birbirlerine karşı. Bakalım şimdi seti esnetip üste gönderip seti böyle bir cevap. Aynen evet, öyle. Çok güzel bir cevap. Aynen öyle. Karthus ormana gitti. Set yukarıya gitti. Nişancısını seçecek burada Beşiktaş. Ki Karthus'un koridorda güçlendirildiğini söyleyebiliriz değil mi? Q'nun zaten, temel hasarı yükseltildi. Zaten o yüzden esnetilebilir olduğu sürece seçilebilir. Acaba... Şimdi burada LPL takımlarının yine LPL gibi oynamaktan bahsettik ya. Kaisa tercih ettiğini görüyor. Karthus nişancı. Okay. Kasiopya nişancı. Pardon, Kasiopya nişancı. Set mi orta gidiyor? Hala bilmiyoruz. Hala çok, bilmiyoruz. Çok güzel gizlediler. Çok güzel gizlediler. Bir tek evet. Gangplank'in üstte gittiğini Leon'un destek olduğunu biliyoruz şu anda. Bu arada Gangplank ortaya da gidebilir. Böyle bir ihtimal hala var. Bakalım neyi tercih edecekler. Eski bir Gangplank. Ya tam manasında bir kontra değil ama Gangplank'i uzun süre boyunca rahatsız edebiliyor ve Gangplank'in çok rahat dövebildiği şampiyonlardan bir tanesi değil. Oyunun herhangi bir aşamasında çok çok fazla rahatsız etmiyor açıkçası 1v1'de en azından. Ve bu hattın önüne, bu kadar kırılgan bir hattın önüne de mutlaka bir tankı koymak zorundaydı. Çünkü arka saflara çok rahat işte setle birlikte gidebilirler. Artı üzerine Gangplank ultisi var, yine kitle kontrolleri var. Leona ile birlikte menzilsiz kitle kontrolleri var. Rahatlıkla arka taraflara ulaşabilecekler. Ama koridora yani enteresan bir draft oldu. Şimdi nişancı pozisyonu gibi gidiyor. Bence böyle gitmeleri aynen. Daha mantıklı bu arada. Bu arada bence ormandan kitle kontrol almak zorundalardı erken baskın için. Seninle aynı fikirdeyim bu konuda. Seviye 3'ler 4'ler civarında alt koridor ziyareti bekliyorum açıkçası. Ve şimdi şöyle bir durum var. Evet belki Karthus'la baskı altında kalacaklar ama eş alıp baskı altında kalmalarından daha az cezalandırılacak Karthus. Çünkü Karthus kule altında da çok kolay minyon alabilen bir şampiyon. Artı rakibin onu ittiriyor olması hatta belli oranda avantaj. Çünkü Karthus'u kule altı yapmak inanılmaz zor. Yani yaparsanız çıkamayabilirsiniz oradan. Evet, dönüşü var. Dönüşü var bir de onun. Bir de üstüne üstlük çok kırılgan bir kompozisyon oynadığı için Fenerbahçe. Ryze ve Cho'Gath'ı bundan ayrı tutuyorum. Yani Ryze'ı da belli bir noktadan sonra eşya dizimden dolayı ayrı tutuyorum ama koridor aşamasında şimdi Fenerbahçe üst koridoru kazanabilecek durumda ama ortayı kaybedecekler. Alt koridorda ittirme avantajları var. Graves'in orta koridordaki dezavantaja rağmen ne kadar rakip ormanca baskı kuracağı çok önemli. Bunu kuramazsa çünkü eğer ki işte az önce anlattık koridor önceliği, koridor hakimiyeti ne anlama geliyor diye. Kasiopya ile set beraber gezmeye başlarlarsa acayip kuvvetli bir 2-2'leri var. Evet yani, bakalım işe yarayacak mı Aral, bunu bizzat canlı görme onuruna erişeceğiz birazdan, söz sizlere Gardner. Teşekkürler Analiz Masası. Günün son karşılaşmasıyla sizlerle beraberiz ve derbi zamanı. Her iki takımda 7 galibiyet, 5 mağlubiyette. Beşiktaş tarafında sürprizlerle dolu. Yani son ana kadar Analiz Masası'nın bile kimin nereye gittiğini fark edemediği bir seçim yasaklama gördük. 1907 Fenerbahçe tarafında ise çok daha standart bir seçim yasaklama ekranı geçti. Sonuç nasıl oluştu sence Kankuro? Yani son aşamada bile elini saklamayı başardı Beşiktaş. Beşiktaş'ın belki de hani ilk 6-0 başlayıp daha sonra düştükleri bölümde de Beşiktaş'la ilgili iyi veya olumlu veya olumsuz konuşurken en önemli özelliklerini olumlu anlamda konuşuyorum. Çok esnetebiliyorlardı birçok şeyi. Bu esnekliklerini bir kere daha kullandıklarını, Raid'in işte büyücü oynayabilme özelliklerini kullandıklarını gördük. Ve rakibe göre uygun eşleşmeleri yakalayabilmek için oynuyor. Bunu da gayet başardılar. Standart nişancı olmadığı halde devamlı hasar Kasiopya'dan gelecek. Set gibi rakibi önde tutan şampiyonları arkaya atabilecekler. İnanılmaz bir hasar kompozisyonu var. Yani geç aşamada bu kadar güçlenen bir kompozisyonu istesen kuramazsın. Gangplank, Kasiopya, Karthus. Üçü de hiper taşıyıcı konumunda neredeyse. Ki öyleler yani. Ama tabii standartın çok dışında bir şey. Uygulamak için buna alışmış olmak lazım. Seçtiklerine göre alışmışlardır. Uygulamak çok kolay değil. Özellikle Edremir'in buralarda ne yapacağı çok önemli. Fenerbahçe çok at dışında çok görece standart. Yani Ryze'da ne kadar standart bilemeyiz ama. Blue bu takası isterse yani sıçrasından olabilir ama arkadan yetişemediler. Blue bu arada hiç oralı olmadı. Sürat coşkusu zaten onu güvenlikte tutacak. Yalnız Beşiktaş istilayı sürdürüyor ve Saçar Tohum'la beraber mavi güçlendirmeye girdiler. Yalnız 1907 Fenerbahçe bunun farkında. Ve Raid bakalım yalnız hortlak mayınlarla da ikisine birden isabet ettirerek fena bir hasar bırakmadı. Elvemir burada mavi güçlendirmeyi alıp buradan kaçacak ama ormanda ikiye bölünecek. Nehirle değil, yukarı ve aşağı olarak. Alt tarafa daha konsantre olacak Beşiktaş cephesi.
Mojito hemen rakip maviye gidiyor. Burada görülmediğinden de emin oluyor. Kırmızı güç... özür dilerim. Arayıcı mercek, tarayıcı mercekle. Ama işte Blue'nun erken aşamada ne kadar dürteceği ve biraz evvel çok güzel yapılan video analizde gördüğümüz gibi koridorundan diğer koridorlara ne kadar etki yaratabileceği çok çok önemli. Blue'nun ana aktör olduğu oyunlar her zaman için Fenerbahçe için önemli bir avantaj, önemli bir galibiyet koşulu. Bakalım Blue Ryze'la şu anda çok çok iyi durumda olmayan bir Ryze'la ne yapacak? Ramir bu arada buradaki işi birazcık uzattı. Arkada kurtları da almış. Şimdi Grombu peşinde ama Japone de oraya geldi ve Ramir'e o çarpı attırdı. Ramir oradan uzaklaşmak durumunda kalıyor. Mojito ise tabii çok daha güvenli bir şekilde i̇şte, gerçekleştirebiliyor. Çünkü buraya gelebilecek bir destek yok. Burası üst kurdu. Hades ve Japone o kadar fazla zaman kazandırdı ki kendi ormancılarına. Ve Raid yakalandı şu anda. Hades'in üzerine bitkinlik kullanmak zorunda kaldı Efiyaz. Yaz Hades'in bulunduğu noktaya da güzel ek hasar geliyor Raid'den. Tutuştur da bu arada Japone'den geldi. Bitkinliği kullandı. Düzelteyim, Efiyaz değilmiş, Raid'miş. Ama en nihayetinde iki tane işlevsel sihirdar büyüsü kullanılmış oldu alt koridorda. Stillnam şu anda koridorun üst kısmına daha yakın oynuyor ama orası Graves'in olduğu yer. Çifte sıçra geldi Blue'dan ve Mojito'dan. Blue'ya ilk kan. İki sıçra. Gayet iyi bir oyun. Ve Ryze bir adım önde başlıyor Cassiopeia'ya kıyaslı. İki sıçrayla bütün adeta kozlarını oynadılar ama sonucunda almayı başardılar. Ya zaten hali hazırda Blue koridor kontrolünü ele geçirmiş gibi gözüküyordu. Gerçi minyon salyerine yansımamıştı bu arada. Sakre'nin başı dertli. Kazıklı zemin Fab'ın ilerlemesini engelledi. Ama Sakre'yi de geri dönmek zorunda bırakacak. Bu arada FPS alt koridorda Hades'i yakaladı yalnız. Sersemletilen Raid. Geri dönüş hasarını veremeyecek rakibine. Hades de FPS'i yerine mıhlayamadı ama bu takasın sonucunda galip çıkan taraf 1907 Fenerbahçe gibi. Çünkü Beşiktaş'ta Raid'in manası kalmadı. Sıfır. Artı analiz masası da söylemişti bunu. Japone Hades ikilisinin, daha doğrusu Senna Bard ikilisinin can yenileme özellikleri var. İkisinin birden. Bu koridorda eşit takaslar çok kısa bir süre sonra Fenerbahçe lehine döner her zaman. Ve bunun da nasıl gerçekleşeceğini birinci elden görüyoruz. Arkadaki Sunak. Canlara bakar mısın? O da hazır hale geldi. Onu da aldı anda. O daha Sunak'a da gerek kalmadı. Kaldı ki senin bahsettiğin konuda çok önemli. Raid hortlakmayın. Aa, bitti işte. Şimdi Fab'ın başı derde gibi bir üst koridorda. Mojito sis perdesini güzel bıraktı. Yavaşlattılar. Fab'ı yalnız Sakre kazıklı zemini kaçırdığı için muhtemelen devam etmek istemediler. Pozisyonun herhangi bir yerinde attı mı çok emin değilim Kaan Kural ama en nihayetinde bu pozisyon sona erdi. Orta koridorda bu arada Blue'nun aldığı ilk kalın ardından koridor hakimiyetini ele geçirmesini bekliyorduk ama Stillnamp minyon sayısı konusunda fena bir iş çıkarmıyor. Hatta bunların hepsini aldığı anda da bir minyon önüne geçecek rakibinin. Cassiopeia'nın acelesi yok tabii. Daha doğrusu Beşiktaş'ın acelesi yok. Abi aynı kompozisyonda Gangplank, Karthus, Cassiopeia varken mümkünse maç 55 dakika sürsün. Ya tabii buna karşı itirazlı olan bir Fenerbahçe olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü onların tarafında da aslında oyun sonunda oldukça güçlenecek şampiyonlar var. Ama saydığın şampiyonlara tabii erişmesi mümkün değil oyun sonu güçlenmesinin. Şimdi Efes alt koridorda geri dönüp bir ışık kılıcı deneyecek mi acaba? Japone'nin üzerine gitti. Eremir de oraya geldi ama sihirli oho yolculuk Japone'yi güvenliğe doğru uzaklaştırdı. Stillnam da oraya doğru yaklaşmaya çalışıyor ama Fenerbahçe o kadar güzel bir kozmik sihirli yolculuk açtı ki oraya. Hasarı verdiler verdiler sonra orada uzadılar çıktılar. İyi bardo oyuncuların yani League of Legends'da bir sürü oyun yapabilen şampiyon var ama Bard gibi haritanı işte Stillnam biraz daha görmüştüm. Stillnam'ın başı derde girebilir Kaan Kural. Stillnam'ı sersemletmeyi başaramayacak Japone ama gerek var mı sorusunun cevabı da hayır. Orta koridorda bir skor daha çıktı. Mojito Stillnam'ın düşmesine ikinci kez ön ayak oluyor. Hatta bu sefer skor tabelasına da adını yazdırıyor. Tam bir şey anlatıyordum. Japone abi anlatma ben uygulamada bir şey göstereceğim sana dedi. Seni yormadı be Kaan Kural. Tabii. Yani bir de grafik olarak anlatmak her zaman söz olarak anlatmaktan daha akılda kalıcıdır. Ama ben sözümü tamamlayayım izin verirse Japone. Sağ olsun bu arada teşekkür ediyoruz. Ramir bu arada arkaya doğru sarktı. Mojito'yu yakalayacak. Mojito'yu kendine doğru çekmeyi bekliyor. Ve şu anda çekmeyi başardı. Hatta Yampir yengeç de birbirine vurdurdu ama Mojito oradan çıkmayı başarıyor. Hızlı tetik güvenliğe doğru uzaklaştırdı ama Ramir orada Yampir yengeci en azından çıkartmayı başardı. Bunu bir de ejderha çevirebilecekler mi bu asıl soru. Mojito'nun canının nispeten az olduğunu biliyorlar. Ama ormana gitmeyi tercih etti onlar. Yani Bard'ın yarattığı en büyük fark bu sihirli yolculukta haritanın tüm yapısını ve haritadaki geçiş açılarını tamamen değiştirebildiği için çok yaratıcı
baskınlar, hareketler, tempo farkları yaratabiliyor. Japonya'da bir kere kaçarken, bir kere de kovalarken harika iki uygulama gösterdi bize. Şu ana kadar her şey Fenerbahçe için lehine gidiyordu. Şu son bölümü hariç. Belki de bu erken oyunda alabileceği en önemli avantajı. Hele ki iyi gitmeyen bir erken oyunda Beşiktaş aldı ve ilk ejderi almayı başardı. Ya ejderi almasını sağlayan hamle de aslında nehirde Mojito'yu yakalamak oldu. Mojito hocamla ejder konusunda bir hak iddia edemedi. Burada Efe Yasa'da krediyi vermek lazım tabii Edremir'le beraber. Ve senin de söylediğin gibi oyunun erken dönemlerinde altın anlamında geriye düşse de Beşiktaş oyunun ilerleyen dönemlerini fena olmayan bir yatırım yaptı ve Okyanus ejderini almış oldu. Şimdi tabii genelde ejder karşısında alamet takaslarını görürüz ama alamet henüz vadiye inmedi. Vadiye indiği gibi ama Mojito'nun da pozisyonu değerlendirilirse sanki 1907 Fenerbahçe orada birazcık daha avantajlı olacak. En azından pozisyon açısından Edremir bu arada kurtlarını son çarpla beraber almayı başardı ama henüz 5. seviye ultisi yok. Mojito'nun ise ultisinin açıldığını belirtmek lazım. Ama Mojito bu riske girmek istemiyor haklı olarak. Fab'ın da üst koridor oradan kaybolmasıyla burası güvensiz bir yer haline geldi ve Still Namba gidecek buradaki mavi güçlendirme. Edremir oyunun erken saniyelerinde aslında yaşadığı dezavantajları bertaraf etmiş gibi gözüküyor şu ana yalnız kadar. Yalnız buradaki kritik konulardan biri biraz Mojito'nun açgözlüğü. Mojito açgözlüğü kurtlara girmeyip direkt maviye dalsaydı maviyi almış olabilirdi. Şimdi alamet etrafında kişi sayısını arttıran 1907 Fenerbahçe ama geri dönüşler başladı. Alamet konusunda acelemiz yok diyor adeta 1907 Fenerbahçe. Japonya'nın da geri dönmesiyle beraber tabii bir yandan da şunu da biliyorlar. Beşiktaş'ın da çok ani bir hamle yapma şansı yok orada. Efias bu arada orta koridorda kendisini gösterdi. Stilnam minyon biçmeye devam ediyor. Ve alamete başlayacak taraf Beşiktaş gibi gözüküyor. Raid tabii bir alt koridorda oynayan şampiyona göre minyon dalgasını oldukça hızlı şekilde ittirebilen bir şampiyona sahip. Edremir evet şu anda alamete başladı. 6500 cana kadar da indirmiş durumda. Yalnız pozisyon avantajını hafiften kaybetti desek yanlış olmaz Beşiktaş için. Şimdi sersemletme geliyor Japonya'ya. Yalnız Japonya'dan ve Hades'ten çıkan geri dönüş hasarı da Efias'ın canını birazcık sıktı. Vadinin alametinin engellenmesi için yeterli olmayabilir ama şimdi oraya Sakren'in yaklaştığını görüyoruz. Ultisi bekleme süresinde tabii, o yüzden burada bir oyun yapmak istemeyecekler. Beşiktaş burada alameti de almayı başarıyor. İkinci tarafsız canavar. İkincisi de Beşiktaş'ın oldu. Yani 2-0 geride Beşiktaş. Şampiyonlu özellikleri itibariyle Fenerbahçe nehre daha hakim ama iki tane hedefi de yani hem alamet hem ejderi alanda Beşiktaş oldu. Blue da bu arada Stilnam'ın ardından mavisine kavuşan ikinci orta koridor şampiyonuna sahip, Ryze'a sahip. Tabi Ryze da yavaş yavaş dünya şampiyonasının gelmesiyle beraber kendini gösterecek. Her zamanki Ryze diyorsun. Her zamanki Ryze. Yani bazı şampiyonlar vardır. Dünya şampiyonası geldi mi inlerinden çıkarlar böyle. Kış uykularından uyanırlar. Orion'da da çıktı zaten. Çıktı aynen öyle. Ben bir Victor bekliyorum Kaan Kural. Bir Victor'umuz eksik. Evet Victor. Jarvan öyle ya da böyle oynanıyor zaten. Bir Gragas'a da dönüş olacak demek ki. Ben tabii, bunu tabii. Anlıyorum. Oo, yani ben bunu anladım. Dünya şampiyonasında zorunlu. Oynanmazsa olmaz şampiyonlar bunlar. Şimdi 11. dakikanın içerisindeyiz. Nehir kontrolü takımlar adına bir hedefe dönüşmeye başladı. Tabii 1 dakika 20 saniye sonra çıkacak olan ikinci alev ejderine hızlı bir hamle olur mu? Rakibinin ormanına da girme konusunda hiç çekingen davranmıyor Fenerbahçe şu ana kadar. Mojito ile Blue rakip ormandalar ama orada alabilecekleri ne bir canavar var ne de bir rakip şampiyon var. Birazcık beyhude bir ziyaret oldu bu. Alt koridor kartusuna istediği verimi alabildi mi sence şu ana kadar Beşiktaş? Yani şu ana kadar bir verim bekliyorlar mı da güzel bir soru olur aslında. Şu anda minyon da geride mi? Ama bu soru birazcık ayıp oldu şöyle bana. Söyleyeyim, şöyle değil. Söyleyeyim. Değil. Altında şu anda Fenerbahçe'nin ciddi bir üstünlüğü var mı? Ciddi bir üstünlüğü yok, hayır. Tamam, kartustan istediklerini aldılar, bitti. Tamam, teşekkür ederim. Tokat gibi cevap. Kaan Kural Regarnur'a ait olduğu yere yolladı.
Şimdi Fenerbahçe tekrardan rakibin ormanına giriyor ve 30 saniye kala bu şampiyonlardan birisini almayı başarırlarsa Alev Ejderi'ni bedavaya getirebilirler. Evremir kaçmaya çalışıyor, Efyas kaçmaya çalışıyor. Bardan da ulti geldi, mekan sapmasına şu anda kimse girmedi. Ve Beşiktaş şampiyonlarını almayı başaramadılar. Gerçi oradan çıkarttıkları bir sıça var. Gerçi Hades çok kötü noktada yakalandı, bitkinlik de var üzerinde. Set Hades'i takım arkadaşlarının kafasına vuruyor. İlk düşen boyuta ikinci düşen Hades. Japonya ters tarafı sihirli yolculuğunu kullandı ama Efyas'ın sersemletmesinin gelmesine ne kadar var? Sıçra, saçar tohum. Japonya güvende ama Alev Ejderi değil. Beşiktaş ikinci Ejderi de olacak burada. Fenerbahçe hamle yapmak zorunda hissetti kendini. O hamleden bir şey alamayınca karşı hamle çok daha önemli oldu. Ve unutmayalım, bu tip durumlarda her zaman bir yarım, yani direkt kendisi katkı yapmasa da ultisiyle katkı yapan bir Gangplank var. Gangplank de ultiyi o dar koridoru açınca Fenerbahçe'nin yapabileceği hiçbir şey kalmadı. İki skor verdikleri gibi belki de çok daha önemlisini ikinci ejderi ve belki de ilk kuleyi verecekler. Ya ilk kuleyi de alacaklar dediğin gibi Kaan Kural ve az önceki, ya alamayacaklar aslında, bu arada biraz erken konuştuk da az önceki sekansın yaşanması sırasında Kartus ultisi bile kullanılmadı, gerek duyulmadı. Çünkü set ultisi zaten rakip önemli yetenekleri kullanmıştı. Bard ultisi kullanılmıştı. Senna oraya, yani çok rakibin ormanına girmişlerdi. Hiçbir şey çıkaramamışlardı. Ondan sonra set ultisiyle savaşın ortasına öyle bir girdi ki Edramir. Çok rahat hasar verdi. Raid ve üzerine bir de Gangplank ultisi yapacak. Yani Kartus ultisi hakikaten hiç gerek kalmadı. Alt koridorda şimdi Hades kule barikatlarından en azından birazcık altın çıkartmaya çalışıyor. Yaklaşık 700-800 altınlık 1907 Fenerbahçe üstünlüğü de 300-400 altın civarında Beşiktaş'a dönmüş durumda. Still now, artık mavilerde yardımına ihtiyacım yok dedi Edramir'e. Ama belki birazcık da var mı acaba? Çünkü sıfırladı orada mavi güçlendirme. Şimdi ama rahatlıkla alacak tabii ki Kasiopya. Önemli güç patlamalarına bakmak lazım eşya anlamında. Şu anda çok dikkat çekici bir şey yaşanmamış şu ana kadar Kaan Kural. Zaten Beşiktaş cephesinin öyle bir endişesi de pek yok. Ryze tabii oyunun her aşamasında güçlü ama onun için önemli kritik noktalar asırlık sopanın yüklerini yüklenmesi, ki daha asırlık sopa yeni tamamlandı. Keza Seraph'in şefkatinin tamamlanması. Ama onlara daha var. Temelini hazırlamış ama asırlık sopanın bitmiş olması Ryze için önemli bir aşama. Çünkü eşyaları yaptı, şu anda dolmasını bekliyor konumundalar. Şimdi ilginç yanı, böyle iki takımda da çok öyle güç patlaması anı yakalayan pek şampiyon yok gibi. Belki bir Gangplank'in üç kuvveti ama Gangplank bu aşamalarda zaten fark yaratmaktan çok genel olarak etki yaratıyor. Ya bu arada takımın boyutunu arttırıyor. Yani ekstra bir katman katıyor demek belki doğru bir tabir olur. Zaten şeyden sonra da, yani üçüncü eşyadan sonra falan da takım savaşlarında dehşet. Tabii ayrı, üçüncü eşyadan sonra oralara geliyor ama şu anda birazcık daha yardımcı oyuncu rolünde Hextech sıçra gelecek. Moito yakalandı bir kez daha. Enram'ı kendine çekmeyi başardı. Sıçra kullanıldı bu arada. Bard'dan ulti boşa gidiyor. Blue düşecek mi? Hayır. Son bir zehir. Zehir yeter. Blue doldurulabilir iksirinden. Yudumları fondip yaptı. Arka arkaya ve hayatta kalmayı başardı. Önemli ultilerinde hepsi kullanılmış oldu böylelikle. Gangplank ultisini biraz daha öne atmış olsaydı açıkçası Pepebulus muhtemelen uzaktan skoru da alacaktı. Biraz geride kaldı Gangplank ultisi. Yalnız Beşiktaş'ın kompozisyonunun çok güçlü olmadığı dakikalarda olmamıza rağmen güçlü olan bir şampiyon var, o da Set. Ve şu ana kadar Elremir Set'in gücünü o kadar iyi kullandı ki Moito'yu birden fazla kez yakaladı. Yalnız ikinci vadinin alameti bakalım 1907 Fenerbahçe'nin olacak mı? Bu konuda herhangi bir cevabı olacak gibi gözükmüyor Beşiktaş'ın. Ama şu anda yaklaşıyorlar oraya. Efyas gördü bu arada. Blue'yu yakaladı. Sıçrası olmadığını hatırlatalım. Ama sanki hasar da yok gibi gözüküyor. Elremir şu anda kendisine doğru çekti ama rahatlıkla Ryze oradan uzaklaşıyor. Yalnız alamet operasyonunu durduran bir hamle oldu bu. Ki bu yeterince iyi bir sonuç, istedikleri sonuç daha doğrusu. Şimdi nehir kontrolünü ele geçirme savaşı Edramir o çalının kontrolünü en azından şimdilik ele aldı ama Japone orada kontrol totemini alacaktır. Üst koridorda bu arada Hades bir süredir bedavadan minyon biçiyor. Gerçi Raid'in hala bir üstünlüğü var minyon sayısında.
Bu arada Kartus'a daha önceki yamalarda gelen bir küçük güçlendirme var. Çok küçük. Acı duvarının yavaşlatmasının değişmesi, yani yavaş yavaş geri dönmesi. Onun da Kordoğu'da oynanan bir Kartus'la etkilerini çok göremedik ama belki de oyun ilerleyen bölümünde daha fazla görebiliriz. Fenerbahçe bu arada oyunda aldığı ilk tarafsız canavar ikinci vadinin alameti oluyor. Bakalım bunu ne tarafa doğru kullanmak isteyecekler. Beşiktaş ise buradaki takası bıraktı ve rakibinin ormanında özellikle Ejder tarafında görüş kontrolünü tamamen ele almak için kullandı bu zamanı. Çünkü yine aynı şekilde Stilnam da alt koridordaki minyon dalgasını kuleye kadar ittirdi. Çünkü bu üçüncü Ejder, yani Beşiktaş'ın buna çok ihtiyacı olmasa da yine Ejder ruhu için ve başka bir kazanma koşusu için bir kilit açacak. Yani çok ilginç bu arada. Bard'ın şu anda geri dönmüş olması demek Ejder'i Beşiktaş'ın bedavadan alması anlamına geliyor olabilir. Çünkü ellerinde bir de Kasiopya var. Fenerbahçe bu takası kabullenmiş durumda. Yani bu ilginç işte Fenerbahçe adına. Fenerbahçe gerçekten burada savaşamayacak kadar güçsüz mü şu anda sence? Bence değil. Katılıyorum, bence de değil. Ya 1800 altınlık fark çok önem arz etmiyor bence burada bu savaş yapılırken. Ve yani şampiyonlara baktığımızda fena durumda olmayan bir Çogat var. Yine Manaveri'nin yüklerini tamamlayan Hades de hatırı sayılır bir hasar çıkartabilirdi ama olabileceklerden değil, olanlardan konuşalım. Ejder'i alan taraf Beşiktaş oldu ve ruhlu aralarında sadece 4,5 dakika var. Tabii ki bir sonraki Ejder'i bu kadar kolay alamayabilirler. Bu arada üst koridorda da 1907 Fenerbahçe oyundaki ilk kulesini aldı ve altın farkını 1000'e kadar indirdi. Bir sonraki Ejder'i almak ihtiyacı da duymuyor ki Beşiktaş. Alsa tabii ki yani ruhu olarak çok önemli bir avantaj çıkar ama hani o Ejder'i almak zorunda, yani bir şeyler almak zorunda olan taraf hep Fenerbahçe oyunun erken aşaması için. Beşiktaş şu anda keyfine bakıyor. Yani Ejder ruhu neredeyse lüks olacak Beşiktaş. Ya tabii daha Ejder'inin sağladığı kalkan ve ekstra dirençler çok yabana atılacak istatistikler değil. Ama senin de söylediğin gibi zaten geçen zaman Beşiktaş'a fayda sağlıyor. Bu arada Fabulous da tahrip rününün de yardımıyla tabii üçlü kuvveti olan her şampiyonun da nispeten kolaylıkla yapabildiği şekilde üst koridor kulesini almaya başardı ve yeniden altın farkını 1500 seviyesine çıkarttı. Takımların bir sonraki hedefi ne olmalı Kaan Kural? Yani Fenerbahçe'nin mutlaka ve mutlaka bir şekilde rakibi yakalaması, bunu zorlaması gerekiyor. Yani bu şekilde giderek hayatlarını çok zorlaştıracaklar gittikçe. Kasiopya Seraph'ın şefkatinin yükleri bitti. Üzerine Riley'in kristal asası geldi. O da takımın bazen zorlanabileceği kitle kontrol için önemli bir avantaj. Yani zehri attığınız zaman o Riley'in kristal asasının etkisi o kadar artıyor ki bütün zehir üzerinde. Artı birini kovaladığınız zaman hiçbir şekilde kaçamıyorsun. İkiz diş üzerine Riley sıfırlana sıfırlana birikiyor. Tabii işlevsellik amacıyla alınan eşyalardan bir tanesi de Sakrin'in ellerinde. GLP 800. Rakiplerini yavaşlatmak için kullanacak. Bu arada Tanrıçan'ın gözyaşları da arka arkaya doluyor. Şu anda 3 kişi Seraph'in şefkatini bitirmiş, tamamlamış durumda. Orta koridorda bu arada alamet aktifleştirildi. Evremir orada kalkanını kullanmak zorunda kaldı. Yalnız çok güzel şekilde arkada sersemletmeyi başaran rakibini Efias orada Moitu skorunu da takımına kazandırıyor. Diğer tarafta bu arada Blue yalnız eritmeyi başardı. Kimi almış orada? Sanıyorum Kartus almayı başarmış. Şimdi ulti kullanılıyor ama ultinin de etkisi oldukça limitli oldu. Şimdi yalnız çok az. Diğer tarafta düşürülüyor Beşiktaş tarafından. Stilnam takibi sürdürüyor. Hades'e zehir vermeyi sürdürüyor ama yeterli olmayacak skor için. Blue belki de burada rate alarak çok daha ciddi bir dezavantaja düşmesini engelledi takımını ama Beşiktaş'ın burada orta koridor kulesini almasının önünde de bir engel yok. Yani sadece Fenerbahçe rakibi durdurmuyor, rakibi biraz yavaşlatabiliyor ancak. Halbuki esas rakibi durdurmak veya yavaşlatmak konumunda olması gereken Beşiktaş cephesi. Yalnız maç başından beri böyle değil senaryo. Evet. Niyesini bilmemekle beraber ne olduğunu çok net görebiliyoruz. O da Beşiktaş'ın çünkü kararları veren taraf oldu şu ana kadar. Yani Beşiktaş'ın tabii işi biraz daha zor. Rakibin hamlesine yanıt vermeye çalışabiliyorlar. O hamleyi çok keskin ve çok çabuk yapmak zorunda Fenerbahçe. Yapamadığı anda cevabı çok ağır oluyor. Bu arada Sakre'nin tamamen hasar odaklı bir çokata gittiğini söylemek lazım. Sadece GLP değil, hasar çokatı almayı düşünüyor ki bu da işini çok kolaylaştırmayacak. Belki rakiple hasarı dengeleyecek ama işini kolaylaştırmayacak.
ve Hades de sıçrayı atmak zorunda kaldı Rayla'nın etkisinden çıkamadığı için. Beşiktaş maç üzerindeki ağır kontrolünü sürdürüyor şu ana kadar ama unutmamak lazım. Blue'nun az önce bitkinlikten çıktıktan sonra Raid'e verdiği hasar gelecek şeylerin ufak bir fragmanı ön izlemesi. Ama işte burada Beşiktaş da bu hasarı verebilecek şampiyon sayısı birden de fazla. Yalnız Shogat'ın da hasar odaklı gittiğini düşünecek. Zaten hasar ve işlevsellik odaklı diyelim aslında. GLP'si gibi ikiz hayalet miydi? Hemen bakalım Kankurol. İkiz gölge. İkiz gölge, özür dilerim. İkiz gölge ile işlevsel ve aslında ciddi hasar çıkarabilecek bir şampiyon oynuştuğu için belki bir Beşiktaş seviyesinde olmayacaklar ama Fenerbahçe'nin hasar potansiyeli de çok yükseldi. Onu söylemek lazım. Orada ama 18 saniye sonra ne var? Sol üstte görüyoruz. Tabii bu ejder öncesinde 1907 Fenerbahçe rakipten birini yakalayabilirse, hele ki bu Edremir olsa çok önemli olur. Bardulis'i bu arada iki kişi altına çevirdi ve Enfiyaz sıçrayı kullanarak oradan çıkmak zorunda kaldı ama bunca yatırım olmasına rağmen istediği skoru alamadılar. Stilla Baradan Hades'i çekiyor. Hades'i çıkartıyor. İş biraz Blue'ya düştü gibi. Blue bu kadar hasar çıkartabilecek bir soru o. Şu ana kadar fena iş olmasa da birini almak için yeterli bir hasar değil. Japone ortak mayınların ortasında. Son hasar kimden gelecek? Pav'dan geldi. Blue bu arada arka tarafta Efias'ı almayı başardı. Canını çok azaltmışlardı. Ama Ormancı Muito'nun canı o kadar az ki. Gelse üfleseler düşecek, gelemeyecek. Ve Ruh Beşiktaş'ın oluyor. Öncesinde çıkan savaş Fenerbahçe'nin istediği savaştı ama oluşan sonuç istediği sonuç değildi. Kimseyi düşüremediler. Her şeyi attılar. Her şeyi attılar. Kimseyi düşüremediler. Sonra yani Fenerbahçe'nin en büyük sorunu Fenerbahçe'de ciddi hasar var ama savaş başlatma mekanikleri çok sınırlı. Artı Leona ile çok güzel bir ayıklama etkisi de yaratabiliyor. Leona ultisiyle Gangplank ultisi oradaki o kadar önemli bir alan kontrolü sağladı ki Fenerbahçe takip edemedi savaşı. Takip edemediği zaman da devamlı hasarda, toplam hasarda Beşiktaş'ta yarışmalarına imkan yok. Sonuçta Efias'ı aldılar zor da olsa ama karşılığında Beşiktaş'ın verdiği cevap Fenerbahçe'nin hiç beklemediği, hiç istemediği bir sonuçtu ve Beşiktaş mevsim finali yolunda çok önemli bu karşılaşmada. Ciddi bir üstünlüğü yakaladı. Sadece 2000 altın olabilir altın üstünlüğü ama kompozisyonlara baktığımız zaman, bir de ejderlere baktığımız zaman Beşiktaş maçı kazanmak için karar verici konumunda. Kesinlikle öyle. Dağ ejderinden fayda sağlayabilecek iki şampiyonları var, Seth ve Leona. Bunlar önemli. Fakat Dağ ejderi ruhundan herkes fayda sağlıyor. Şimdi Bard ultisi Raid'i altına çevirdi. Yalnız Raid'e ekstra bir kitle kontrolü gelmiyor. Dağ ruhunun neler yapabileceğini tam bilmiyorsanız Efias'ın şu savaşta aldığı hasara bakın. Gargoyle artı dağ ruhuyla beraber 4 kişi şöyle sırtında bekletti bir 3 saniye 4 saniye boyunca. Ve yine alan kontrolü için Gangplank ultisi ve yine biraz evvel bahsettiğimiz bir önce mi iki önceki yamada değişen acı duvarının biraz daha etkili kullanımını gördük. Ya peki Fenerbahçe'yi içerisine düştüğü dezavantajdan ne çıkarır Kaan Kural? Yani iyi bir takım savaşı. Hala Fenerbahçe'nin çok ciddi hasarı var. Bunu unutmamak lazım. 10 yüke ulaştı Asırlık Sopa. Hala Rise gibi, Graves gibi, hasar odaklı giden bir Shogat gibi, Senna gibi. Yani onların da muazzam hasarları var. Hatta yani 5 kişi düşündüğü zaman Beşiktaş'ta yarışacak kadar hasarları var. İyi bir takım savaşı. Ama iyi bir takım savaşında şöyle bir şey var. Savaşı başlattıktan sonra devam etmeleri çok zor. Beşiktaş çünkü savaştan çıkmak için, savaş çıkma mekaniklerinden, ayıklama mekaniklerine çok fazla sahip ve bunu mesafeyi çok iyi koruyabiliyor Beşiktaşlar. Beşiktaş'tan bu arada bir baron denemesi yalnız 1907 Fenerbahçe görüş zinetleriyle bu denemeyi açığa çıkardı ve rakiplerinin bu denemesini şimdilik durdurdu. Tabii nişancı yok diye baronları yavaş zannetmemek lazım Beşiktaş'ın. Kasiopya zaten tek başına bir tarafsız canavar makinası desek yanılmış olmayız. Şimdi yalnız orta koridorda Moito yaklaştı oraya. Blue geldi. Her ikisi de bu arada kalkanlara sahip. Birisi gecenin kıyısından, birisi Banshee'den alıyor o kalkanları ama ilk yedikleri hasarın onların canını çok sıktığını farkında. Hades bu arada baronla bir gel vs atalım demiş. Sonucunda aldığı cevaptan çok memnun olmamıştır diye tahmin ediyorum. Moito da Hades için bırakılan sunağı alarak hayatına devam etti. Şimdi Blue alt koridorda. Blue'nun ayrı gittirmesini kim durduracak Kaan Kural? Eğer ki yaparsa. Yani
kule altına Kasiopya herhalde gelecek oraya. Burada Gangplank belki daha iyi tercih olabilir. Şimdi yeniden baron alanındalar. Yalnız bu sefer 1907 Fenerbahçe içerideki totemler sayesinde bunu gördü. Yalnız Blue'nun ışınlanını zorluyorlar şu anda. Blue buraya ışınlan atmak zorunda kalacak. Eğer ki atmazsa atın... baronu kaybedecekler. Çok atın yalnız tüketi bekleme süresinde değil. Girip orayı alabilir. Yalnız Edremir arkaya girdi. Şimdi ultisiyle beraber çok atı takım arkadaşlarına atıyor. Çok atı düşürürlerse bu baronun daha kolay olacağını farkındalar. Yalnız Blue'dan ışınlan geldi. Saklanın düşmesi uzun sürdü. Edremir düşecek. Edremir kalkanını aktifleştiremeden düştü ve baron bir anda imkansız hale geldi Beşiktaş adına. 1907 Fenerbahçe'den önemli bir hamle. Bir de bu arada pozisyon avantajına sahipler. İç çizgiden onlar koşuyorlar rakibinin ikinci kulesine doğru. Buradan çıkmak biraz tehlikeli olabilirdi ama çıkmayı başardı mı? Sonuçta Fafav ve Minyon dalgası temizleyecek bu arada. Efias rakibinin benchisini aldı. Üzerine Gangplank ultisi tutuştur da bırakıldı ama Blue oldukça hızlı. Fafav şimdi adresi kovalamaya çalışıyor. Ulti geldi kartusundan. Skor alınması için yeterli olur mu? Evet, Raid. Skorun alınması için yeterli oldu dediğimiz gibi. Blue'yu alabilecekler mi? Blue imkansız bir kaçış gerçekleştirdi. Oradan çıkmayı başardı ama... İki kişinin düştüğü Hades'in 30 saniyesi var da Sakrin'in ışınlanı var bu arada. Bu baron birazcık tehlikeli olabilir Beşiktaş adına. Deneyecekler mi? Denemeyecekler. Ya da deneyecekler. Işından geliyor. Zaten başka ihtimal yok Kankuran. Evet. Stinlan bir içeri doğru girdi. Barona başlayacaklar. Kasiopya artı Kartus çok hızlı alır bunu. Ve oldukça da hızlı alıyorlar. Mojito arkadan gelip çalabilecek mi? Sakrin'in sıçrası yok. Sakrin'in buraya girme imkanı yok. O tüketi kullanamayabilir. Kazıklı zemini kullandı. Boşa gitti. 2000 can. Mojito çalabilecek misin? Hayır. Edremir bırakmadı Mojito'ya. Mojito da üzerine promosyon olarak Beşiktaş'ta kalacak. 28. dakikada daha ruhun ardından baron güçlendirmesinde Beşiktaş aldı. Maçın öneminden tekrar tekrar bahsetmemiz lazım. Mevsim finaline sadece 6 takım kalabilecek ve bugünkü sonuçların ardından 7 galibiyet yetmeyecek mevsim finaline. Bu çok net. Çok haklısın. Çok büyük ihtimalle 8 de yetmeyecek. Onu da söylemek lazım. Evet yani 9 galibiyetten çizilecek gibi gözüküyor mevsim finali çizgisi. Ki genelde 10 takımın olduğu bir yerde 6 takım mevsim finallerine ya playofflara gidiyorsa burada %40-42 gibi bir galibiyet yüzdesi genelde yeterli olur. 43-44 hatta. Normalde 8 galibiyetin yeterli olması gerekiyor ama bu sezonki çekişme özellikle orta sıradaki çekişme o 8'i çok yetersiz kılacak. Kan gövdeyi götürüyor Kaan Kural. Yani 1 ile şu anda 1'den 8'e hadi ilk iki birazcık daha rahat diyelim. Onlar mevsim finali yolunda çok önemli adımlar attılar ama 3'ten 8'e çok önemli bir rekabet bizleri bekliyor. Bundan sonra takımların sadece 5'er karşılaşması kalacak. Ve Beşiktaş'ın burada ezeli rakibine karşı alacağı bir galibiyet onlara çok 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 büyük fayda sağlar mevsim finali yolunda. Kartus'un kafasında bir şey var görüyor musun? Kartus'un kafasında ne var? Yani Kankural. Aslında cebinde var ama kafasında... Şapkayı diyorsun tamam evet. Yeni anladım. Burada bir savaş çıkacak. Bard ultisi geldi. Bard ultisi bir Fenerbahçe bir de Beşiktaş oyuncusunu oraya sabitledi. Arka tarafta yalnız inanılmaz bir hasar alan Sakre. Burada herhangi Mojito bir şey yapmadan bile düşecek. Fenerbahçe oyuncuları pek savaşa girebilecek gibi gözükmüyor burada. Fafat takibini sürdürüyor. Eski takım arkadaşı Japone'yi Kadim Ejderha'ya patlatıyor. 2 dakika boyunca Kadim Ejderha, 1 dakika boyunca baron güçlendirmesi. Beşiktaş maçı kazanmaya doğru mu gidecek? İsterlerse gidebilirler bu arada. Gidecekler. Ya bir kere Kadim varken yani ölüm süreleri hayata dönecekler ama Kadim varken savaşamaz ki Fenerbahçe. 8000 altın geridesiniz. Rakipte hem Baron hem Kadim var. Nereye savaşıyorsunuz? Ve Kaan Kural Beşiktaş'ın lige başlangıcını hatırlayacaksın. 6-0'la müthiş başlamışlardı. Sonra tabii yokuş aşağı inmişlerdi ama o 6-0'lık seride 1907 Fenerbahçe'ye de yenmişler. Dolayısıyla burada kazandıkları andaki kazanmaları çok yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Blue'yu da alacaklar. Bu Blue'nun oyundaki ilk düşüşü ve muhtemelen son düşüşü olacak çünkü Nexus'un düşüşü Blue'nun çıkışından daha önce olabilir Beşiktaş. Bu önemli karşılaşmada zor bir kompozisyon tercih etti. Her şeyi esnetti. Oraya yolladı, buraya yolladı. Doğru kararmış, onu da göstermiş oldu herkese. 31 dakika süren bu maçın kazananı Beşiktaş oluyor. Derbinin kazananı Beşiktaş. Ve mevsim finali yolunda çok önemli bir galibiyet onların oluyor.